Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi bulundu. Yer Ağrı Dağı. Yükseklik 4000 metre. Hazreti Nuh neden bir gemi inşa etti? Hazreti Nuh'un kavmi tüm uyarılara rağmen inkarda diretince Allah Hazreti Nuh'a bir gemi yapmasını ve inananlarla birlikte bu gemiye binmesini emretmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Böylece kulumuz Nuh'u yalanladılar ve delidir dediler. O baskı altına alınıp engellenmişti. Bizim gözetimimiz altında ve vahyimizle gemiyi imal et. Zulmedenler konusunda bana hitapta bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Gemiyi yapıyordu. Kavminin ileri gelenleri kendisine her uğradığında onunla alay ediyordu. O, eğer bizimle alay ederseniz, alay ettiğiniz gibi biz de sizlerle alay edeceğiz dedi. Sonunda emrimiz geldiğinde ve tandır feveran ettiği zaman dedik ki, her birinden ikişer çift hayvanla, aleyhlerinde söz geçmiş olanlar dışında, aileni ve iman edenleri ona yükle. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Dedi ki, ona binin. Onun yüzmesi de, demir atması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz benim Rabbim bağışlayandır, esirgeyendir. Böylece sen beraberinde olanlarla gemiye bindiğinde o zaman de ki, bizi o zulmeden kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun. Ve de ki, Rabbim, beni kutlu bir konakta indir. Sen konuklayanların en hayırlısısın. Biz de bardaktan boşanırcasına akan bir suyla göğün kapılarını açtık. Yeri de coşkun kaynaklar halinde fışkırttık. Derken su, takdir edilmiş bir işe karşı birleşti. Ve onu da tahtalar ve çivilerle inşa edilmiş gemi üzerinde taşıdık. Gözlerimiz önünde akıp gitmekteydi. Denildi ki, ey yer, suyunu yut ve ey gök, sen de tut. Su çekildi, iş bitiriliverdi. Gemi de Cudi, dağ silsilesi üstünde durdu ve zalimler topluluğuna da uzak olsunlar denildi. Böylece biz onu ve gemi halkını kurtardık. Ve bunu alemlere bir ayet, kendisinden ders çıkarılacak bir olay kılmış olduk. Andolsun biz bunu bir ayet olarak bıraktık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? Hazreti Nuh'un gemisinin içinden fotoğraf ve görüntüler.我見到兩邊都係牆，係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嘅。呢個都係順坑位嚟嘅。我已經進入咗方舟嘅維系嘅內裏。我見到嘅咧就係一條木嘅樓梯。 呢度一條木嘅樓梯，聽唔聽到？有木聲。好，我帶大家再望上去上邊，上邊見唔見到一條木？呢度一條木。呢度，一條差唔多成兩三米嘅長木。
sallanıyor. Ekim 2008'de Ağrı Dağı'nın 4000 metre yüksekliğinde ağaç kütüklerinden inşa edilmiş bir yapı gördüm. Her bir ağaç kütüğü yaklaşık 20 santim genişliğindeydi. Bu kütüklerin üzerinde antik yapılarda çivi yerine kullanılan geçmelerin olduğunu gördüm. 100 metre kadar yürüdükten sonra başka bir bölge fark ettik. Burada buzun içine gömülü 20 metre uzunluğunda ahşap parçalar gördüm. Bu alanı inceledikten sonra ahşap yapının üstünün tamamen buz ve volkanik küllerle kaplı olduğunu anladım. Bu bölüm 5 metre yüksekliğindedir. Arkeologlar bu bölüme kırık bir girişten gidip içeriye halatla inmişlerdir. Tüm duvarları ahşap olan bu bölümün bir cephesinde 1 metreye yarım metre boyunda küçük bir kapı vardır. Bu kapı bir başka bölüme açılmaktadır. Bu bölümün içinde ağaç kütüklerinden yontulmuş birkaç basamak bulunuyor. Ekip bu bölümün tavanında bir kapı buldu ve bu yapının birden fazla katlı olduğu anlaşıldı. Adnan Oktar 10 Şubat 2009 tarihinde Hazreti Nuh'un gemisiyle ilgili ne demişti? Nuh tufanı nasıl gerçekleşmiş olabilir hocam? Biraz detaylandırabilir misiniz? Hazreti Nuh'un inşa ettiği gemi sizce ahir zamanda bulunabilecek mi? Allah alem, hem Nuh'un gemisi bulunacak, hem Süleyman'ın sandığı bulunacak, hem Tevrat'ın gerçeği bulunacak. Bir meselesi o zaman bizim bildiğimiz Cudu Dağı ile bir alakası yok. Yükseklik anlamında bir kavram. Cudu Dağı anlamına geliyor zaten. Herhangi bir dağ. Allah biliyor. Yani o emin değiliz. Yani Cudi Dağı olan. Ağrı Dağı da olabilir, Cudi Dağı da olabilir, başka bir dağ da olabilir. Bu bölgelerden birisi. Ama muhtemelen o gemiden parçalar bulunacak Mehdi devrinde. Yani buna işaret var. Yani muhtemelen fosilleşmiş tahtalar, ağaçlar, yani o geminin gövdesine ait ve bulunduğu yere ait diğer detaylar da bulunacak inşallah. Çünkü Tevrat'ın ahir zaman alametlerinin gerçekleşiyor olduğunun farkında mısınız?